Thousand blades, taken from the hands of Aegon's fallen enemies, forged in the fiery breath of Beleriand the Dread. There aren't 1,000 blades. There aren't even 200. I've counted. Have you never imagined yourself on the Iron Throne? Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Game of Thrones ve House of the Dragon dizimizdeki en önemli ikonik sembollerden bir tanesi olan demir taht hakkında konuşacağız. Evet, bildiğiniz gibi demir taht bu evrende çok önemli. Çok önemli bir sembol. Aynı zamanda tabii ki bu taht için dönen bir sürü entrika var, savaş var vesaire vesaire. Zaten Game of Thrones'taki taht oyunlarının ismini veren taht da bu taht. Fakat bu tahtın gerçekten çok güzel bir hikayesi olmakla birlikte dizilerde de bize aslında farklı bir şekilde gösterildi. Kitaplarda aslında çok daha farklı boyutlarda olan, çok daha farklı tasarımda olan bu taht iki farklı dizimizde de iki farklı tasarımla gösterildi bize. Ve ben açıkçası dizilerde gösterilen demir tahtları çok sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü kitaptaki hali gerçekten muazzam. Buraya görsellerini koyacağım. Kitaptaki hali tam olarak bu şekilde. Birçok farklı illüstrasyon çalışması yapıldı demir taht için. Fakat değişmeyen tek bir şey onun boyutu açıkçası arkadaşlar. Yapılan çalışmalarda ufak tefek değişiklikler oldu vesaire vesaire ama bu tahtın boyutu ve büyüklüğü dediğim gibi illüstrasyonlarda da hiçbir zaman değişmedi. Kral Viserys Targaryen bile hasta olduğu zamanlarda bu tahta böyle çıkmak için tırmanıyordu arkadaşlar. Tırmanarak çıkmaya çalışıyordu. Fakat biz Game of Thrones'ta ise çok daha küçük, çok daha estetik bir taht gördük. Görünüş olarak baktığınız zaman güzel. Bununla alakalı benim bir sorunum yok. Fakat ya gerçeğiyle kıyasladığınız zaman yani bir şuna bakın, bir şuna bakın diyorsunuz gerçekten arkadaşlar. House of the Dragon dizisinde ise bunu birazcık değiştirmeye çalıştılar. Yanına bazı böyle bir kılıçlar eklediler. Tahtın işte o gövdesini vesairesini birazcık değiştirmeye çalıştılar. House of the Dragon dizisindeki gene bence Game of Thrones'takine göre bir tık daha güzel. Ama benim anlamadığım burada şu. Bunu bir kere yapacaksın ve olacak bitecek. Yani şöyle bir taht odası hayal edin. Böyle bir taht odasında çekilecek sahneleri düşünün arkadaşlar. Çok mükemmel olmaz mıydı? Yani demir tahtın hikayesinin böyle kısaca 5 dakikalık anlatıldığı. Şimdi ben ilerleyen bölümlerinde anlatacağım demir tahtın hikayesini ama dizilerde de demir tahtın hikayesini şöyle 2 dakikada 3 dakikada anlatıldığı ve bundan kaynaklı da bu taht odasında geçen hikayelerin ne kadar anlamlı olabileceğini düşünün. Ya stüdyo için de ben bu tahtı yapmanın çok büyük bir masraf olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani hani bu bir hani bütçeyle alakalı da bir sorun değil. Bu tamamen seçim meselesi olmuş bence. Tercih meselesi olmuş. Ve ben çok yanlış bir tercih yaptıklarını düşünüyorum. Yani Game of Thrones'ta en sinir olduğun şey nedir diye sorsanız bana açıkçası bu tahtın bu şekilde olması derim. Ya tabii ki 7. ve 8. sezonda olanlar ayrı bir boyutta ama ilk böyle sezonlarda da bu tahtın bu şekilde gösterilmesi benim gerçekten aşırı sinirimi bozmuştu. Evet, size kısaca demir tahtın hikayesinden de bahsedeyim. Fatih Aegon Targaryen bildiğiniz gibi Westeros'a ayak basıyor ve devamında burada Westeros'u 7 krallığı fethetmek için birçok farklı savaşa girişiyor. Kendisinin katıldığı savaşlar var, katılmadığı savaşlar var, kız kardeşlerinin girdiği savaşlar var. Küstah Argyle ile fırtına topraklarına yapılan savaşlar var. Ateş tarlası savaşı dediğimiz Lannister'lar ve Gardener'ların oluşturduğu ordu
karşı yapılan çok büyük bir savaş var ki bu savaşta Aegon Targaryen ve iki kız kardeşi 3 ejderhası ile beraber katılıyorlar bu savaşa ve 4000 adam yakılıyor. Onun ardından Harrenhal'da yapılan savaşlar var. Devamında Kuzey ordusunun hiç savaşmadan Starkların diz çökmesi var, işte Dornlar'la yapılan savaşlar var. Bunların hepsini biliyoruz. Fatih Aegon Targaryen bu savaşlarda zaferlerinin ardından yenilenlerin kılıçlarını topluyor arkadaşlar. Ve bu topladığı kılıçları da Westeros'ta ayak bastığı ilk yere getiriyor. Zaten ilk ayak bastığı yere de daha sonradan kralın şehri kuruluyor. Fakat kralın şehri kurulmadan önce Aegon'un kalesi adını verdikleri bir kale var burada. O an işte bir garnizon gibi bir şey kuruluyor buraya. İşte bu garnizonda toplanıyor bu kılıçlar. Aegon Targaryen 7 krallığın 6'sını fethettikten sonra Eskişehir'de Yüce Rahip tarafından taşlandırılıyor ve 7 krallığın kralı ilan ediliyor bildiğiniz gibi. Devamında herkes onun Eskişehir'de kalacağını ve oradan Westeros'u yöneteceğini düşünüyor. Fakat o yeniden Aegon Kalesi'ne gelip burada bir şehir inşa etmeye başlıyor. Kızıl Kale'yi inşa etmeye başlıyor. İşte Demir Taht'ın dövülmesi de Demir Taht'ın yapılması da tam olarak bu döneme denk geliyor. Aegon Targaryen kimdir isimli videomda bunları detaylı detaylı anlatacağım arkadaşlar. Fakat burada kısa kısa özet geçiyorum. Devamında ise bu topladığı kılıçları, kazandığı zaferlerde yenilenlerden aldığı kılıçları ejderhası Kara Dehşet Balerion'un ateşiyle döverek Demir Taht'ı yaratıyor. Yani anlayacağınız bu taht Westeros'un fatihi Aegon Targaryen'ın ve onun ejderhası aynı zamanda Targaryen'ların en büyük ve en önemli ejderhası Kara Dehşet Balerion'un ateşinde dövülüyor ve yaratılıyor. Tahta hiçbir zaman rahatça oturamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle rahatça böyle sırtınızı yaslamaya çalıştığınız zaman tahtın sivri uçları sürekli size batıyor. Bunu Aegon Targaryen bilerek yapıyor. Çünkü bir kralın hiçbir zaman tahtında rahatça oturmaması gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda bu tahta çıkarken de inerken de çok fazla dikkatli olmanız lazım. Etrafından da zaten bir sürü kılıçlar çıkıyor. Kral 1. Viserys Targaryen hatta yaşlılığında ve hastalandığı bir dönemde bu tahttan böyle ayağa kayarak düşüyor ve o sırada eliyle tutunmaya çalışırken bir kılıcı tutuyor ve neredeyse elinin tamamını kaybedecek duruma geliyor. Hatta bu durumdan kaynakla neredeyse yine ölecek duruma geliyor. Evet, gelelim bu tahtın insanları reddetmesine. Arkadaşlar, Demir Taht'ın reddettiği kralları kestiğini söyleyenler var. Yani hani keserek onları reddediyor aslında. Taht onu kabul etmiyor gibi bir düşünce var. Yani seri içerisinde böyle durumlar yaşayıp ve daha sonradan o tahtı çok acı bir şekilde kaybeden bazı karakterler var. Bu hani gerçek bir durum mu? Yani taht onu reddetti, tahtın bir işte kişiliği var, bir laneti var gibi bir durum değil aslında bakarsanız. Bu daha çok seride Martin'in yazarlığıyla alakalı bir durum. Martin daha sonradan böyle feci bir şekilde öldüreceği krallarda böyle Demir Taht tarafından kesilmesini de istiyor. İşte Deli Kral'da bunu görüyoruz. Maegor Targaryen'da bunu görüyoruz. Bu daha çok böyle Martin'in yazarlığıyla alakalı bir durum bence. Ne zaman ki bir kralla alakalı hazin bir son bizi bekliyorsa öncesinde bu tarz böyle taht tarafından da 3-5 façalar attırıyor. Evet, Demir Taht'ın hikayesi de tam olarak bu şekilde. Gerçek boyutu vesairesi de dediğim gibi tam olarak bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce Game of Thrones'taki ve House of Dragon'daki hali mi daha iyi yoksa kitaplardaki hali mi daha iyi? Bana soracak olursanız ben kitaplardaki halini görmeyi gerçekten çok isterdim. Bunu da defalarca zaten yayınlarımda da dile getirdim. Keşke kitaplardaki halini görseydik. Ayrıca eğer günün birinde Fatih Aegon Targaryen'in dizisi yapılırsa gerçekten bu tahtı nasıl dövdüğünü görmek isterim ve olduğu şekilde yapılışını da görmek isterim. Açıkçası Martin'in buna neden müdahale ettiğini de anlamış değilim. Yani kitaplarındaki en önemli sembollerinden bir tanesinin doğru tasvir edilmesini neden sağlamadım be Martin abi diyerek bir serzenişte de bulunmak istiyorum. Siz de yorumlarınızı, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız da çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.